Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kapıda videolarımız devam ediyor. En son 8. bölümde kalmıştık. Hatırlarsanız 8. bölümde Eğridere'deki kamp alanımızda yağmurlu geçen bir gece sonrası kalkmış hasar tespiti yaptıktan sonra kahvaltı hazırlıklarına başlamıştık. Kahvaltıdan sonra da zaten çadırlarımızı toplayıp Ballıpınar yoluna düşmüştük. 9. bölümde kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra Ballıpınar yoluna düşeceğiz. Ve Ballıpınar'da Kirazlı Manastırı'na çıkmak için su vesaire ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra tahmin ediyorum 4-5 kilometrelik bir yol var. Dönüşte de şelale olduğu söyleniyor. Yol üstüne tabelası da varmış. Şelaleye uğrayıp köye döndükten sonra bir keyif çayı, kahvesi içip ikinci akşam için kamp yerine yola düşeceğiz. Şimdi 9. bölümle sizi baş başa bırakayım. İyi seyirler. Bu arada yola çıkmadan önce günü, daha doğrusu yola çıkış anımızı şöyle bir hatırlayalım. Görüyorsunuz ıslanan bazı eşyalarımız kurutuluyor. Sonra kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Herkes kamp hali malum işin bir ucundan tutuyor. Domatesler doğranıyor. Kahvaltı soframız hazırlanıyor. Çayımız görüyorsunuz demleniyor. Arkasından çayımız da olduktan sonra menemen yapıyoruz bu arada, sabah menemen. Kahvaltı sofrasına oturuyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra kamp alanındaki Mehmet amca ile ben bir süre sohbet yapıyorum. Bunu videoda gördünüz. Ondan sonra çevrede yürüyüş yaptıktan sonra gördüğünüz yer, kamp yaptığımız alan Eğridere kamp alanı, çok güzel bir yer. Hemen kampın önünde de zaten denize girilecek çok güzel bir koy var. Kamp açısından ideal bir yer, Eğridere kamp alanı. Sonra gördüğünüz gibi Ballıpınar'a doğru yola çıkıyoruz. Şimdi Hala da Eğridere dışarıda kampından çıktık. olduğumdan 2 araba giderken kilometre çok kadar fazla rüzgar geliyor. ileride Dolayısıyla insan benim sesim arabanın içinden net olarak anlaşılmıyor. yapıyor. Kısaca buradan yardımcı oluyor. Şimdi Eğridere kampından çıktık. Gördüğünüz gibi biraz ileride göreceğiz. Yavaş yavaş geliyoruz. Yaklaşık 300 metre kadar sonra çok güzel bir koy var hemen kampın önünde. Kamp yaptıktan sonra gördüğünüz gibi koyda denize girebilirsiniz. Bizim fazla vaktimiz olmadığı için çevrede de çok güzel koylar var. Birbirinden güzel koylar. Bu yüzden Manastır, Kirazlı Manastır'dan çıkmak için önce Ballıpınar'a doğru devam ediyoruz. Çok güzeldi he Hakan. Harika İstanbul'da harika. Nasılsınız? Ya biz İstanbul'daydık. Ben horul horluydum yani hiç. Horul horluydu. Siz nasılsınız? Akşam. Güzel. Tabii sizin çadır sağlam, keyifli. Dediğiniz bunlar Aynen. su götürüyor. Şimdi panik halinde. Artık kimseyi almayalım bak gelirlerse. Çünkü bir tek sizin çadırdan ses gelmiyordu. Herkes sesleniyordu birbirine. İmdat, SOS, 112. Ama ben bir ara kafayı çıkarttım. Ne oluyor diye baktım. Evet. Arabaya binmek isteyen var mı? Sen ne derse arabaya binmek isteyen sesini duymadım ben. Ama daha önce sen uyuyordun orada. Yok. Sen herkese sesleniyordun. Bu bana seslendi. Bir kere Yasemin dedi. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel koylardan geçiyoruz. İnsanın bu koylarda aklının kalmaması mümkün değil. Şimdi devam ediyoruz. Koylar, manzara o kadar güzel olduğu için duruyoruz sık sık. Bunlar yıkanmış da hepsi. Donmamış bile. Ama o yürüyüşe çıktı.
kuvvetle. Görünen köy Ballıpınar Köyü. Gördüğünüz gibi daha önceki köylerde de olduğu gibi bütün köyler adanın, yarım adanın etrafındaki çok güzel koyların çevresine kurulmuş. Şimdi yavaş yavaş Ballıpınar Köyü'ne doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz köyün önü olduğu gibi kumsal. Çok güzel, keyifli bir köy. Arkası da yemyeşil bir vadi. Hemen sırtında da Kirazlı Manastırı var. Ballıpınar Köyü Kirazlı Manastırı'na çıkılan bir köy. Buradan yaklaşık 4-5 kilometrelik bir orman yoluyla yürüyerek Kirazlı Manastırı'na ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yolun üstünde bir de şelale var. Şelaleyi de inip görebiliyorsunuz. Yalnız Ballıpınar Köyü'nün bir özelliği daha var. Mor Sova'nın yatağı. Böyle olunca arkadaşlarımız köye dağılıyorlar ve Mor Sova'nın peşine düşüyorlar. Aynı zamanda Ballıpınar Köyü öyle bereketli bir yer ki çok güzel bir vadinin içine kurulmuş. Daha doğrusu deniz kenarında ama Kirazlı Manastırı'na çıkarken sulu çok güzel bir vadi var. Dere yatakları var. Her yer meyve bahçeleriyle dolu. Ballıpınar Köyü'ne gelip aracımızı bıraktıktan sonra biraz dinleniyoruz. Çay kahve molası yapıyoruz. Arkasından sularımızı aldıktan sonra yavaş yavaş yürümeye başlıyoruz.
başlıyoruz ama dediğim gibi arkadaşlarımı mor soğan peşinde koştuklarından toparlamak biraz zor oluyor. Köyden Kirazlı Manastırı'na çıkan yolda oldukça verimli olduğundan sağdaki soldaki meyve ağaçlarından çıkış biraz uzun sürüyor. Sonuçta Kirazlı Manastırı yoluna düşüyoruz. Manastır maceramız bundan sonraki bölümde, 10. bölümde. Şimdi burada noktayı koyuyoruz. Bir sonraki bölümde Kirazlı Manastırı'na yürüyüş yolunda, Kirazlı Manastırı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bizi takip etmeyi unutmayın.